Konuşma yapacak, o bekleniyor. Dün zaten aktarmıştık, anlatmıştık. New York'a adeta bir çıkarma yaptık. New Yorklular New Yorklu olalı hiç böyle bir konvoy görmediler. Son derece lüks araçlarımız, zırhlı araçlarımızla dakikalarca New York sokaklarında konvoyla Türk heyeti geçti, gitti. Bir açılış yaptık. Yıllar yıllar önce New York'ta almış olduğu, Dışişleri Bakanlığı'nın almış olduğu binayı müteahhitler yeniledi. Ve artık Türk evinin bir gökdeleni var. Dış cephesi cam kaplı. Diyanet İşleri Başkanı dua etti açılışında. New York'a yolunuz düşerse 821 numarada efendim. Bu da bir oyun diyenler oldu. Tersten oku 128. Ne demek istiyorlar acaba? 128 milyar doları mı hatırlatıyorlar? Neyse latifeyi bırakalım. 500 yıllık Türk dış politikasının en büyük projesi diyen AKP'liler oldu bu binaya. Yani 500 yıllık dış politikanın en büyük projesi bir gökdelen dikmek mi gökdelenler şehrine? Bilmem. Ama birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Cumhurbaşkanı ile görüşeceği söyleniyordu. O görüşme gerçekleşmedi. Amerikan Başkanı Biden o bir konuşma yaptı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayaküstü görüşme olur belki diye bekleniyordu. Olmadı. Şimdi bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıksın diye. Dünya beşten büyüktür diyecek bir kez daha muhtemelen. Ya Rab, bu güzel eseri bizim için ve insanlık için hayırlı eyle. Türk evi binamız Birleşmiş Milletler'e, çok taraflılığa, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dualarıyla açıldı New York'taki Türk Evi binası. Açılışa katılanlar arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de vardı. Kurdeleyi de Erdoğan'la birlikte kesti. Bismillah. Göndere Türk bayrağını çektiği binanın kullanım amacını açıkladı Cumhurbaşkanı. Türk Evi binamız uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Yeni Türk Evi sunduğu imkanlarla Birleşmiş Milletler'in ve üye ülkelerin faaliyetlerine de hizmet vermeye hazırdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 katlı binanın Türk mimarisiyle yapıldığını, Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin kullanıldığını da anlattı. Lale'den ilham alınarak Selçuklu motifleri gibi geleneksel öğelerle bezenerek tasarlanan yeni mimarisiyle Türk evine bugün tekrar kavuştuk. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dualarıyla açılan Türk Evi'nin açılışında orada bulunan orkestra Mozart'ın eserlerini çaldı. Cumhurbaşkanı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la da görüştü Türk Evi'nde. Boris Johnson'ın görüşmeye gelirken etrafında az sayıda koruma olması dikkat çekti. Johnson, Erdoğan görüşmesinden bu kare servis edildi basına. Boris Johnson'ın çok az bir korumayla görüşmelere gittiği o anlar, diğer taraftaysa Cumhurbaşkanı'nın koruma ordusuyla ve konvoyuyla geçtiği görüntüler. Sosyal medyada iki görüntü çokça konuşuldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika'da Cumhurbaşkanı temasları gün boyu da sürecek. Birazdan kürsüde olacak, konuşma yapacak söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hani daha ziyade Türkiye'ye dönük mesajlar bunlar. Amerikalılar konvoy gördü. Bir grup seçmenin hoşuna gidiyor herhalde bazı vatandaşların. Vay ihtişamı görüyor musunuz? Prestij böyle olur diye. Oysa ki İngiltere Başbakanı geldi gördüğünüz gibi yürüyerek girdi. Temaslarda bulunuyor. Neyse ihtişamdan söz etmişken Emine Erdoğan'ın kol saati konuşuldu bir parça. İşte o kol saatiyle İstanbul'da ortalama bir apartman dairesi alınabileceği söylendi vesaire. Amerika notları daha çok konuşulacaktır. Yalnız Cumhurbaşkanı Erdoğan orada gençlere hitap ederken kimin bizim atamız olduğunu saydı. Yani kimlerin bizlerin atası olduğunu saydı. Şöyle bir bakayım. Sultan Alparslan hiç itiraz yok. Yavuz Sultan Selim tamam. Barbaros Hayrettin peki. Nene Hatun sizin atanız bunlardır dedi. Amerika'daki gençlere saydı. Vallahi Atatürk demedi. Yani biz biliyoruz ki dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türk gençleri
Atamız denildiğinde ilkin Atatürk'ü anar, hatırlar. Atanız Sultan Alparslan'dır, Fatih'tir, Yavuz'dur, Sinan'dır, Barbaros'tur, Haynuana'dır, Nene Hatun'dur. Siz Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde daha nice büyük mücadelelerde destan yazan kahramanların mirasçılarısınız. Türk gençliği Erdoğan'ın saydığı bu isimlere saygı ve hürmetini sonsuza dek sürdürecektir. Kimsenin şüphesi olmaz. Ama Türk gençliğinin biricik atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür Erdoğan. Cumhurbaşkanı ABD temaslarında kurdu cümlelerini, gençlere seslendi. Atanız Sultan Alparslan, Yavuz'dur, Barbaros'tur, Nene Hatun'dur dedi. Muhalefet Erdoğan'ın Atatürk'ün adını anmamasına tepkiliydi. Sizler asla sıradan bir ülkenin, sıradan bir milletin evlatları değilsiniz. Atanız Sultan Alparslan'dır, Fatih'tir, Yavuz'dur, Sinan'dır, Barbaros'tur, Haynuana'dır, Nene Hatun'dur. Sen çok eskiye gençleri götürerek yakın tarihi ve Atatürk'ü kafalarından silmeye çalışıyor isen, bu bir ülkede üstlendiğin konumun gerektirdiği nitelikleri taşımamak olur. Bu cumhuriyeti kuran herkese ihanet olur. Sadakatsizlik olur. Cumhurbaşkanı gençlere tavsiyeler de verdi. Ümidinizi yitirmeyin diyerek. Başınızı asla yere eğmeyin. Özgüveninizi asla kaybetmeyin. Ümidinizi hiçbir zaman yitirmeyin. Karamsarlığa kesinlikle kapılmayın. AK Parti'nin ismini geçtiği yerden kaçıyor çocuklar. Bırakın oy vermeyi. 300 milyon dolara, yaklaşık 300 milyon dolara gökdelen diktik New York'a. Adını Türk Evi koyduk, ne âlâ. Yolu New York'a düşen oraya gidebilir. Yalnız bu parayla memlekette hesaplamışlar. Şöyle güzelinden ortalamanın da üstünde 20'den fazla öğrenci yurdu yapmak mümkünmüş. Memlekette öğrencilerin yurdu yok. Başınız öne eğilmesin diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak öğrencilerin barınma sorunu var. Ve iki gecedir bu soruna dikkat çekmek için, kalacak yerde bulamadıkları için üniversiteyi okumaya gittikleri şehirde gençler parklarda sabahlıyor. Bunu konuşmalıyız elbette. Gençlerin bu dikkat çekici eylemi büyüyor. Dün gece de sabaha karşı gözaltına alınanları oldu. Sanki parkta uyumak yasakmış gibi. Siz ne yapıyorsunuz burada dediler öğrencilere. Öğrenciler de bir şey yaptığımız yok. Bizim yurdumuz yok. Yurt çıkmadı. Kalacak yerimiz yok. Ama okumak durumundayız. Üniversiteyi kazandık ve parkta yatacağız diyorlar. Ve bu bir suç değil. Ve bu parkta yatanların sayısı gün geçtikçe de artmakta. Muhalefet de soruyor. New York'a gökdeleni diktik. Peki adını Türk Evi koyduk. Milyonlarca dolar harcadık. Peki memlekette üniversite öğrencilerine kalacak yer bulmak 20 yıllık iktidarın sorumluluğunda değil mi? Yatacak yerimiz yok. Bakın, neden anlatamıyoruz? Hakarımın yakışması. Ya biz göreve geldik. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs arkadaşlar 45 liracıktı. 45 liracık. Ya elinize dilinize dursun ya. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Bu çocuklar 2002'de bu parayla bir çeyrek altın alabiliyordu. Ve üstte de 13 lira para kalıyordu. Şimdi beyefendinin verdiği kredi ve bursla bir çeyrek altın almak için çocukların üstüne 200 lira koyması lazım. Beceriksizlik, plansızlık sebebiyle bu çocuklar bir bizi görün, bizi bilin, bize kulaklarınızı açın diye bir tavır koydular. Devlet yurduna yedekten de olsa girebilen şanslı, yurt çıksın diye bekleyen ya da yedekte bile şansı olmayan, özel yurda da ekonomik gücü yetmeyen öğrenciler siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı lüks yurtlar yaptık, bu ülkede yurt sorunu yok diyor, muhalefetse tersini. Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi. Bunları biz yaptık ve gayet de lüks yurtlar yaptık. Şehirleri ben dolaşıyorum. Nerede ne var bunların hepsini yerinde gezerek görüyoruz. Bunların yalanlarına bir defa inanmak mümkün değil. Ülkenin anne babalarının evlatlarımıza burs olsun diye ödediği vergileri kendine saray yapmak için harcıyorsun. Kalan da yetmediği için evlatlarımız bursuz, yurtsuz kalıyor. Tabii Bay Kemal'e kalırsa, Bay Kemal'e
Ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı. Dikili bir taşı yok, dikili bir ağacı yok. Bugüne kadar sarayını üniversite yapmayı düşünüyordum. Artık yurt yapmayı da düşüneceğim. Gençlerden çalınan her şeyi onlara geri vereceğim. Senin yanlışlarını, israfını...